başlayayım istersen. Diyor ki insansız adalet olmaz. Adaletsiz insan olur mu? Olur. Olmaz olur mu? Ama olmaz olsun. Şair Özdemir Asaf adaletsiz yaşayanlar için olmaz olsun diye sesleniyor. Bugün açtığımızın 120. günlerinde adaletsizliğe uğramış ve adaletsizliğe karşı olan herkese sesleniyoruz. Sibel ve ben artık tüm bu adaletsizlikler son bulsun diye o bedenlerimizi ölüme yatırdık. Ve herkese diyoruz ki siz kadınlar, erkekler, elleri öpülesi teyzelerimiz, amcalarımız, gençlerimiz biz sizin için ölümü seçtik. Sizlerden de tek istemiz büyük cesaret isteyen kahramanlıkları değil. Sadece buna bunca adaletsizliğe karşı bir araya gelmenizi istiyoruz. Bak bugün ülkemizde Urfa'da Şen Yaşar ailesi, Dersin'de Doku ailesi, Edirne'den tren katliamında sevdiklerini, eşlerini yitirenler, madenlerde eşlerini, çocuklarını kaybeden ailelere de sesleniyoruz. Ve Karadeniz'e, deresine, yeşiline, fındığına, çayına sahip çıkan, dövülen, haklarına dava açılan halka sesleniyoruz. O kadar çok... yani ben bir çağrı yapıyorum. Yani herkese çağrı yapıyorum. O yüzden sanırım kapattı. Ama yani sorun değil. Şunu söylemeye devam edeceğiz yani. Yani biz bir araya gelmekten kimse korkmasın diyeceğiz yani. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok ki. Tek tek yapılan tüm halk araçları evde önemli, değerli. Ama yani bunların hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi biz ne diyoruz? Cennet analarımızın ayakları altında diyor muyuz? Evet, evet. Öyle. Bizler de inanıyoruz ki bu dünyada gerçek adalet de ancak analarımız nasıl tutmuş ayaklarıyla gelecek. Onların o hak adalet yürüyüşüyle gelecek. Bizim bugünkü açtığımız sizin içindir. Onlar için içindir diyoruz. Bizim sesimizi herkesin sesiyle birleştirilmesini istiyoruz. Herkesi çok çok seviyoruz. Herkesi bu adalet çığlığına ortak olmaya çalışıyoruz. Sizin yürüyüşünüze, öncünüze herkesi oraya çağırıyoruz. Gelin birlikte olalım. Birlikte hak ve adalet arayışına buluşalım diyoruz. Hepinizi çok çok seviyoruz.